İlginç bir tartışma konusu olduğunu düşündüm bir olay. Almanya'da yaklaşık 12 yıl okula gitme zorunluluğu var ancak 14 yaşındaki Mary Helen okula gitmeyi reddediyor. Evde aldığı bireysel eğitim de tüm sınavları başaracağını iddia ediyor. Ve sonrasında bir video gösteriyorlar arkadaşlar. Videoda bir Alman kız var. Diyor ki okul benim kapasitemi sınırlıyor. Okulda doğru düzgün öğrenemiyorum. Ancak evde kendi imkanlarımla daha iyi öğrenebiliyorum. Deyip eğitime karşı çıkmaya çalışıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben kendimi gerçekten adam gibi geliştirmeye okullardan mezun olduktan sonra başlayabildim. Çünkü o zamana kadar vaktim yoktu. Hep diyordum ya size kendinizi geliştirin, şunu öğrenin, bunu yapın vesaire diyordum. Ancak ben kendim birkaç şey hariç, satranç haricinde ve son yıllarda derslerim seyrekleşince, 4 senelik okul 7 senede bitirince son yıllarda derslerim seyrekleşti tabii. O dönemde de Aikido öğrenerek yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. Astronomiden mezun olduktan sonra da belgesellerle astronomi öğrendim. <laughs> Bu olayın iki yüzü var aslında. Eğitimin zorunlu da olması lazım. Çünkü köy yerlerinde eğitim olmadığı zaman insanlar hiçbir şekilde bilinçlenemiyorlar. Ve bıdırca da kul olarak doğup, kul olarak yaşayıp, büyüklere kulluk ederek, büyükleri lüks içinde yaşarken, sefa içinde yaşarken onlara kulluk ederek, çünkü ondan daha başkasını bilmedikleri için, ve o şekilde de ölüyorlar. O yüzden bu noktada eğitim önemli. Ama şu an biz gittiğimiz zaman kendi politik görüşlerine göre, kendi siyasi görüşlerine göre doğruları belirleyip bu sefer de çocukların beynini yıkıyorlar. Zorunlu din dersini geçtim. Evrimi kaldırmalarını geçtim. Yakında tarih dersinde CHP'nin camileri ahır yapmasını falan işletirlerse şaşırmam. Abartı gibi mi geliyor? Bir beş sene sonra umarım gerçekleşmez. 2023 seçimine bağlı. Ya da Vahdettin'in aslında kahraman olduğu. Ha? Bunları öğretirler artık. Biz ilkokuldayken nasıl yapıyorduk? İlk padişahlar çok iyiydi. Ondan sonra yavaş yavaş kötüleşiyor. Sonra gittikçe hainlik seviyesine geliyor padişahlar. Atatürk de bunları devirip cumhuriyeti kuruyor. Biz bu şekilde öğreniyorduk. Acaba şu an nasıl öğretiyorlar? Büyük ihtimalle böyle öğretmiyorlardır. Eğer açılım gerçekleşseydi o zaman çok farklı tabii şeyler öğretilecekti. Sonuç itibariyle kendi vergilerinle çocuğunun propaganda Yuvası haline gelmiş bir yere gitmesine karşı çıkma hakkın olmalı mı? Ben de düşünüyorum. Eğer çocuğum olursa o ilk ve orta öğretimden sonra liseye devam etse mi? Yoksa direkt kendi yanımda eğitip filmci olarak mı şey yapsam, yetiştirsem? Büyük ihtimalle arkadaşlar ben eğitime devam etmesini isterim. Benim dönemimde biz tabii fen matematiktik, biyoloji falan görüyordum ben. Hiç istemediğim şeyler, hiç alakam olmadığı şeyler, kimya, biyoloji ve hiçbir zaman da aklımda kalmayacak şeyler zaten. Şu an tamamen. Gitti yani. Kafamda hiç yok. Eskiden askerliği kısa dönem yapsın diye üniversiteye gitsin isterim diye düşünüyordum. Şimdi onu da düşünmüyorum. Çünkü askerlik zaten standart olacakmış. Bu arada tam benim dediğim yapmışlar ha. Benim podcastleri dinliyorlar herhalde. Birkaç ay önceki podcastine bakarsanız askerlikle ilgili söylediğimi birebir uygulamışlar. Tek bedelliyle ilgili konuşmamıştım. Umurumda olmadığı için bedelli. Ama herkese 6 ay olsun devam etmek isteyen de maaş bağlansın demiştim. Birebir aynısını yapmışlar. <laughs> Benim podcastler olmasa da Bu başımızdakiler ne yapacak bilmiyorum yani Dinleyip dinleyip uygulama yapıyorlar O bir kişi mutlaka gelir şimdi Efe Aydal hükümetin kendisini dinlediğini iddia ediyor Haha ha, güleyim bari öyle şey mi olur Hükümetin işi gücü yok da seni mi dinleyecek Böyle düşünüyordum ama Şu da var arkadaşlar Bence ufkun genişlemesi adına Hani diyordum ya kısa dönemde olsa askerlik yapmak lazım Ufkun genişlemesi adına Aynı zamanda ufkun genişlemesi adına Üniversiteye de bir gencin gitmesi lazım mümkün ise eğer. Kampüs hayatını, kampüs ortamını yaşaması lazım. Benim en güzel anılarımın olduğu, en hoşuma giden dönem üniversite kampüsü dönemiydi. Yani gittiğim okulların içinde en sevdiğim oydu. 7 sene anca yetti yani bana. <laughs> Aikido'ya 5. sene başlamıştım mesela. Güzel günlerdi arkadaşlar, kızlar. Ve 7 senede de kalmadı. Benim ufkumu da değiştirdi. Neden? Aikido'ya orada başladım. Ve şu an hala devam ediyorum. Kampüse hala girip çıkıyorum. Mezun kartım var. Hala mesela üniversiteye gidip gösteri yapıyoruz, sosyalleşiyoruz. Sosyalleşmek çok çok önemli arkadaşlar. Dünyanın en önemli şeyi yani gerçekten. O yüzden ne olursa olsun benim çocuğum da bunları yaşasın isterim. Tabii ki düzgün olanını bulmamız gerekecek. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şu anda bence olayın iki yüzü var. Bence eğitim kötü de olsa insanların sosyalleşip yeni ortamlar görüp ufkunun açılması adına yine de okula gitmesini tercih ederim. Yani üniversiteye kadar, üniversite mezunu olana kadar mümkün mertebe okula gitmesini isterim.